Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan öncelikle organizatör kardeşlerime bu böyle bir toplantı düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Recai Kutan hocamız olmak üzere. Bu toplantıda pek çok ilim adamı, düşünür ve kanaat önderi burada. İslam aleminin ilişkilerinden katılan liderler buradalar. Önemli bir zamanda düzenlenen bu toplantı Müslümanların çok ciddi meydan okumalarla, zorluklarla karşılaştığı bir dönemde düzenleniyor. Özellikle Müslümanların siyasetle, ekonomiyle ve kültürle alakalı konulardaki yaşadığı sorunların içerisinden geçtiğimiz bir dönemde bu toplantı meydana geliyor. Bu son 100 yıldır dünya ilahi metottan uzak beşeri sistemler tarafından yönetiliyor. Oysa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nizam hilafet, son hilafet devleti yıkıldıktan sonra o günden bugüne kadar İslam dünyası pek hayatın pek çok yönde adeta kabusu yaşıyor. Siyasi olarak, ekonomik olarak, kültürel olarak adeta kabusu yaşıyor. Ebul Hasan Ali Nedvi'nin dediği gibi meşhur kitabı dünya Müslümanların kaybetmesi, düşmesiyle Müslümanların neler kaybetti, Müslümanların gerilmesiyle dünya neler kaybetti kitabında bu konulara detaylı olarak izah eder. Bu dönemde İslam dünyası, İslam toprakları pek çok demokratik, liberal, batılı sistemler tarafından adeta işgal edildi. Batılı sistemler, kapitalist ve komünist rejimler Müslümanların ekonomilerine tahakküm eder oldu. Batılı kültür Müslüman bütün dünyayı adeta kirletti, yerini dibine soktu. Yıkıcı fikirleriyle, fıtrattan uzak, insan fıtratından uzak yıkıcı fikirleriyle insanlığı en dip seviyesine indirdi. Örneğin bizler Malezya'da çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Çeşitli ve çok sayıda sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunlardan birisi fikri sıkıntılardır. Şu anda bir takım batılı yıkıcı fikirlerle karşı karşıyayız. Çeşitli türlerde düşüncelerle ve yeni yeni teknikler ve üsluplarla pazarlanan fikirlerle karşı karşıyayız. Örneğin İslam adının kullanılması, örneğin liberal İslam denilmesi gibi. Keza siyasi yönden de ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Malezya Müslüman bir ülkedir. Bununla birlikte ülkemizde gayrimüslim azınlıklar da yaşıyorlar. Onların nüfusa oranı yaklaşık %30'dan fazladır. Geçen yıl yapılan seçimlerde yaklaşık iki yıl önce düzenlenen seçimlerde yeni bir koalisyon seçimleri kazandı. Şu anda ülkeyi yöneten hükümeti, merkez hükümeti yöneten koalisyona bağlı olan parlamento üyelerinin büyük bir çoğunluğu gayrimüslimlerden oluşuyor. Bu bizim için çok ciddi bir sıkıntı. Nüfusa oranları az olduğu halde parlamentodaki temsil güçleri nüfus oranından çok daha fazla durumda. Bu noktadan hareketle bizler İslami Parti olarak Malezya'nın en büyük İslami partisi olarak bizim partimiz bu zorluklara karşı koymak üzere yeni bir strateji benimsemeye başladık. Bu
strateji çerçevesinde Müslümanları bir araya getirip birleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Malezya'daki İslami partileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Böylece güç birliği yaparak bu parlamento söylediğim şu anda çoğunluğu teşkil eden ve hükümeti yöneten ve çoğunluğu gayrimüslim olan bu yeni siyasi zorluğa karşı koymaya çalışıyoruz. Şu andaki siyasi durum gerçekten istikrarsız bir siyasi durumla karşı karşıyayız Malezya'da. Sanırım önümüzdeki yıl bir genel seçim olmasını bekliyoruz. Tam emin değiliz ama olmasını bekliyoruz. Bizler Müslümanları ortak bir görüş etrafında birleştirerek bu meydan okumayı aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, şu anda kendi gözlerimize görüyoruz ki bu beşeri sistemlerin her türlüyle bu beşeri sistemlerin gerilediğini ve çökmekte olduğunu açıkça mülahaza ediyoruz. Çünkü gerçekten zulüm ve fesat çok ciddi ölçüde yayıldı. Müslümanlar buna karşı bir çözüm üretmek durumunda, İslami bir çözüm üretmek durumunda ki ahiretten önceki dünyevi felaketten kurtulalım. Sadece kendimizi değil, bütün dünyayı kurtaralım. Bunun için yeni bir dünya inşa ederim. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki biz gelecek İslam'dadır diyoruz. Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede ayette kafirler sizin dininizden ümidlerini kesmiştir. İşte bugün dininizi kemale erdirdim ve üzerinize olan nimetimi tamamlandım ve sizin için İslam'a razı oldum buyurmuştur. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. İslam en üstündür. Hiçbir güç ona üstün olamaz buyurmuştur. Dolayısıyla İslam'ın izzeti ancak dinine bağlılığıyla olmuştur. Dinine bağlı olduğu sürece izzeti İslam'dan vazgeçtirince zelil olmuştur. Ve İslam'ın ilimlerine ve akidesine bağlılık arttıkça güçlü şahsiyetler ortaya çıkmıştır. İslam asla tek bir ırka, bir milliyete, bir cinse özgü değildir. Tam aksine bütün insanlara hitap etmek üzere gelmiştir. Bütün insanlığa hitap eden, beşeriyete hitap eden bir dindir. Oysa bugün Müslümanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadiste buyurduğu gibi vehm, yani dünya sevgisi, ölümden korkma hastalığı bulaşmıştır. Ve bugün milletler üzerlerine üşüşürken Müslümanlar vehm hastalığına yakalanmıştır. Ve bu yüzden görüyoruz ki Müslümanlar İslam'ın hakikatini idrak edemez bir halde aşağılandıklarını, kötü duruma düşürüldüklerini, doğru yoldan saptırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Biz kesin bir şekilde biliyoruz ki bütün bu girişim ve çabalara rağmen er ya da geç gelecek İslam'ın olacaktır. 1980'lerden başlayarak bugüne kadar geçen süreçte gördük, yani son 30 yılda gördük ki İslami hayatın günden güne eritilmeye başladığını gözlemliyoruz. Bu bizim Malezya'da yaşadığımız deneyimlerden birisi. Örneğin kadınların avretini örtmesi 80'li yıllarda egemen değilken ama şu anda pek çok Müslüman kadının örtündüğünü görüyoruz. Bu Müslümanların algılaması yönünden, Müslümanların İslam anlaması ve yönelmesi yönünden önemli bir işaret. Yine İslami ekonomi açısından mevcut kapitalist, batılı veya da doğulu ekonomik sistemlere karşısında Müslümanların İslam'ın muamelat ahkamına dayalı ekonomik hükümler uygulamaya başladığını görüyoruz. Ve şu anda Batı'nın pek çok yerinde, pek çok başkentinde buna benzer çalışmalar yapılıyor. Bir batılı düşünür, Thompson isimli bir batılı araştırmacı 2013'ten bu yana Malezya'nın İslam ekonomisi yönünden en hızlı ülkelerden birisi olduğunu ifade etti. Bu şüphesiz Allah'ın bir lütfudur. Müslüman alimler, Müslümanlar düşünürler, Necmettin Erbakan hocamız gibi liderler
ortaya koydukları düşüncelerle, yeni düşüncelerle İslam dünyası ile ekonomi arasındaki ilişkileri sağlam bir şekilde kurup bunu uygulamaya geçirdiklerinde, örneğin D8 girişimi çok önemli bir adımdı bu yönde. Kendisi Türkiye'de hükümetin başkanı iken, başbakan iken bu girişimi başlatmıştı. Bu yine bu önemli bir adımdı, bu yönde atılmış önemli bir adımdı. Yine Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında da gelecek hafta ve Endonezya'nın dahil olduğu bir gelecek hafta bir toplantı yapılacak ve bu toplantısı da Necmettin Erbakan Hoca'nın girişiminden hareketle çözümler bulunmaya çalışılacak. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını dilerim. Bir takım öneriler çıkacağını ümit ediyorum. Bunun İslam ve Müslümanlara fayda olacağını ümit ediyorum. Evet, selamlarımı kabul ediniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun.